Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuz Rus Serveri ile alakalı olacak. Koram game'den karakterlerin çoğu artık 101xp.com'a taşındı. E, Tabi hala taşınmayan hesaplar vardır. Bazı oyuncular yazıyor. Ben nasıl yapılması gerektiği ile alakalı bir video çekmiştim zaten. Hatta iki tane çekmiştim. Umarım hesabı taşınmayan oyuncuların da hesabı en kısa zamanda taşınır. Ama çoğunluk taşındı. Çok kalabalık bir server oldu. Bu taşıma sırasında bazı oyuncular bu bizim taşındığımız XP20 serverında çar açmaya çalışmışlardı. Fakat oyun buna müsaade etmiyordu. Çünkü doluluk oranı belli değildi. Yaklaşık bir 2 haftadır e, karakter açılabiliyor. Yeni oyuncular geldi çünkü buraya da. Benim birliğimde de yeni oyuncular var. Buradaki diğer Türk birliklerinde de illaki yeni oyuncular vardır. Bugün son çektiğim videonun altında yorumlarda da gördüm. Sanırım yeni bir server açılmış. O serverda bazı e, Türk oyuncular oyuna başlamış. Server ne zaman açıldı bir bilgim yok çünkü burada her hafta server açılmıyor. Bazen 25 günde, bazen 30 günde, bazen daha uzun sürüyor yeni bir serverın açılması. Mantığı nedir bilmiyorum ama bir standardı yok. OK49 OK serverıydı sanırım. Yorum bölümünde okunduğum server. Türk oyuncuların bir kısmı orada başlamış. Bizim serverımızda oynayanlar var. XP20'de. Bir de Koram Game'den taşınan yani bizim gibi buraya taşınan XP 19 serverı var. İki servera bölüp taşıdılar çünkü. XP 19, XP 20 serverlarına taşındı oyuncular. Yeni başlayan oyuncular etkinlikleri soruyor. Etkinliklerin videosunu istiyor. Geçtiğimiz hafta da bunu yazmışlardı. Benim fazla vaktim olmadığı için videosunu çekemedim. Şöyle de bir durum var. Ben bu etkinliklerin videosunu daha önce çektim kanalımda. Var zaten videoları. Etkinlik pek değişmez. Yani birinci hafta gelen etkinlik bellidir. İkinci hafta gelen etkinlik bellidir. Sadece görev eşyaları değişir. O sebeple etkinliği tekrar tekrar anlatmanın bir anlamı yok. Ama yeni başlayan oyuncular için bu videomda kısa kısa bahsedeyim. Bu yeni serverda başlayan oyuncular şu anda bu etkinlikleri almıyorlar zaten. Onların standart bir görev eşyası vardır. İlk bir ay şans takası gelmez onlara. İlk bir ayda demeyeyim 25 gün falan sürüyor sanırım. Onlarda genelde seviye ödülleri olur. Sabit bir tane görev eşyaları vardır. Onu kasarlar bir ay boyunca. Onun sıcak etkinlik takasını yaparlar. O şekilde bir ayın sonunda yani 25 günün sonunda normal etkinlikleri almaya başlarlar. İlk bir ay altın ağaç geliyor bir de. Elmasla oynayan oyuncular oradan kazanç sağlayabiliyor elmas burada diğer oyunlara göre ucuz ama malzeme pahalı öyle söyleyeyim altın ağaca basmak istediğinizde altın ağaca bakalım bir asa 160 elmas her neyse ben işin elmas boyutuna girmeyeceğim şimdi ben bu ödemesiz kasacağım demiştim ödemesiz kasmaya devam edeceğim yani VIP'le falan işimiz yok bu Rus serverında günlük VIP alınabiliyor e, malzeme takasında. Ondan da bahsedeyim kısaca. Dediğim gibi şimdi bahsedeceğim etkinlikler yeni başlayan oyuncuları pek ilgilendirmiyor ama bir ayın sonunda onlar da o etkinlikleri almaya başlayacaklar. Şimdi bu tanrıça takası bu sürekli gelen bir etkinlik. Bunun sabit bir görev eşyası var şu sarı eşya şans takaslarından düşer. Sıcak etkinlikte birebir takasta alabilirsiniz. Sıcak etkinlikten birebir takasta almanızı tavsiye etmem arkadaşlar. Bunun takas sınırı olmaz. Mesela 10K biriktirseniz bile etkinliği geldiğinde sıcak etkinliği hepsini takaslayabilirsiniz. Ben İlya kastığım için İlya'nın parçasını alıyorum. Bu görev eşyasının bir süresi yok. İstediğiniz kadar biriktirin, istediğiniz zaman takasını gerçekleştirebilirsiniz. Bu görev eşyasının Binek takası 56 tane var. Daha 3 günü var etkinin de. Olmayan biriyle takaslayalım. Şunu alalım. Burada böyle 500'lük, binlik bineklerde Legend ve Vartune'de olduğu gibi ünvan yok arkadaşlar. Genelde fashion setlerinin hemen hemen tamamında ünvan var. Fakat bineklerde pek yok. Hepsinde demeyeyim de birçoğunda yok. Birden fazla görev eşyası kasıyorsunuz burada. Ee, tekrar belirteyim. Yeni serverda başlayan oyuncular da Tek tip görev eşyası var. İlk bir ay, ondan sonra aynı bu şekilde birden fazla görev eşyası kasacaklar. Bunların hepsi aynı gibi gözükse de renkleri farklı. Her biri farklı takasta kullanılıyor. İşte bir tanesi fashion sıcak etkinlik takasında. Şu iki tanesi şans takasında. Bir tanesi binek takasında kullanılıyor. Yaklaşık 5 haftadır bu görev eşyaları hiç değişmedi. Ee, sebebini bilmiyorum. Normalde 2 haftada bir görev eşyaları değişiyordu. Şu da bir görev eşyası. Özel görev eşyası. Bunun da sıcak etkinlik takası var. Bir tane daha vardı görev eşyası. Şans takası yaptığımız. Onları yaptığım için şu anda yok. Bu oyunda... En önemli eşyalardan bir tanesi bu zarf. Bu sıcak etkinlikte olur. Her gün kasabilirsiniz bunun sıcak etkinlik takası gelir. Şurada gördüğünüz VIP'ler günlük VIP kartları. Bunu zarf takasıyla alıyorsunuz. Şimdi takasını da göstereceğim. Şu malzeme de sabit bir eşya arkadaşlar. Bundan 100 tane biriktirdiğinizde füzyon alıyorsunuz. Perileri birleştirdiğiniz. 100 tane biriktirdiğinizde füzyon alıyorsunuz. Zarf da sabit. Günü yok. İstediğiniz kadar biriktirebilirsiniz. Burada farklı bir eşya başka yok. Etkinlikten devam edelim. Bu günlük giriş Normal giriş, VIP girişi. Bu Deniz kabuğuna Benzeyen görev eşyasının Takası Binek var burada Takas sayısı fazla şunun, alınmaz e, Fashion seti var, bunlar ünvanlıdır İşte rel için parçaları var Koruma ruhunun parçaları var. Deniz kristali var. İşte dediğim gibi tanrıça aldığınız malzemeler. Bunları takaslamak pek mantıklı değil. Yine rafine var. Burada benim tavsiyem en zor kasılan eşya Rus serverında. Önceki videolarımda da belirttiğim gibi kısmet taşı. Kasılması zordan ziyade kasılıyor fakat Legend ve Vartune'ye göre Kısmete basarken Çok fazla Kısmet taşı istiyor. Benim şu anda 27 level kısmetim var Normalde Vartune'de Bu 27 levele bastığım kısmet taşıyla 60 level kısmet kasardım O derece Fark var Bu neden önemli? Kısmet zaten önemli fakat Nemesis mesleğini açmanız için kısmetinizin 40 level olması gerekiyor. Şu anda biz açamıyoruz. Kısmetten dolayı açamıyoruz. Hala meslek uzmanlığındayız. Tabi herkesin kendine göre bir mantığı vardır. İlerleme mantığı. Şu anda burada fashion seti almaktansa kısmet taşını almak daha mantıklı. Geliyor bana. Bu Emek oranı ödülü 7 gün boyunca 100-200-250 emek istiyor. İşte malzemeleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu az önce bahsettiğim zarfın takası. Bu sürekli gelir arkadaşlar. Bu etkinlik hiç kalkmaz. Sürekli olur. Ama haftada bir malzemeden bir tane takas yapabilirsiniz. Ha, şundan 10 tane alabiliyor musunuz? Fakat almanızı tavsiye etmem. Şunlarda da varmış 5 takası. Tato damga taşı 10 sınırlı. Bir de o haftanın görev eşyasından alabiliyorsunuz. 1'e 10. Tato damga taşını almanızı tavsiye etmem. Şunu isteyenler alabilir tabi de. İlk etapta arkadaşlar benim aldıklarımı görüyorsunuz. Peri ruhincisi almışım, deniz kristali almışım, 10 tane zarfa 500 tane rafine veriyor. Mantıklı gibi geliyor ama tavsiye etmem. Rafine taşından yana sıkıntı yaşamazsınız. Kalıp taşı veriyor 10 taneye, bunu da tavsiye etmem. Burada zar almışım, altın ağacın asasını almışım, vip almışım. Bu günlük vip. Bir günlük bip. Şu 10 level taşı alabilirsiniz ilk etapta. Yeni başlayan oyuncular özellikle. Büyük Tato cazip gelebilir ama almanızı tavsiye etmem. Çünkü e, oyunda çöp eşyalardan biri kum gibi birikiyor. Kısmet taşı almışım. Kısmet taşını da bir hafta 200 tane verir bir zarfa, diğer hafta 100 tane verir, bu hafta 100 veriyor. Füzyonu aldığınız parça birer takası var fakat bir taneye bir tane veriyor. şunda iki tane zarfa bir tane veriyor, şurada da üç tane zarfa bir tane veriyor. Bu şans takaslarından da düşüyor. Sıcak etkinlikte de oluyor. İşte 100 tane kristalden biriktirdiğinizde bir tane füzyon alıyorsunuz. E, diyelim ki elinizde fazla füzyon var. İşte onun takası içinde şunları koymuşlar. 5K titan taşı. Yani bir füzyona 5K titan taşı alıyorsunuz. Veya 1K şundan veya bir tane Rel için yani gizli silahın parçasını alabiliyorsunuz. Dediğim gibi bu etkinlik hiç kalkmaz. Şuna bakalım. Bu da yine görev eşyalarının takası. Şunlar ünvan veriyor. 100 parçaya alıyorsunuz. Size bu ünvanı veriyor. Neyse içindeki ünvan işte. Ben birkaç kere yaptım ama pek mantıklı gelmedi bana. İşte 10 tane 100 kısmet taşı. Bir tanesinden 151, birinden 595. Şans takaslarına bastığımız malzeme onlar. Yani ilk etapta mesela x bir tılsımını buradan alabilirsiniz. Yeni serverdakiler buradakilerin almasına pek gerek yok. Zaten çatla atan bir sürü çar var. Sıkıntı yaşamazlar. Canavar taşı alabilirler belki. Hani etkinliği yapabilme açısından. Şu Zeus'tan almalarını tavsiye etmem. Bu da kum gibi biriken bir parça. Burada görev eşyalarının birbiriyle takası da var. Bir görev eşyasına iki görev eşyası. Bundan çok fazla kasılıyor. Şu takas ettiğiniz bir parçadan az kasılıyor. Onun şans takası daha cazip şöyle göstereyim. Şunu görüyorsunuz. Bu az kasılan görev eşyası. 500 rafine falan var. işte içinde inciler var. Şu da diğeri. Yani sayı biraz daha az. Tabi bu da cazip de bundan daha fazla parça birikiyor. Yine de şunun parçasına iki tane şunun parçasından alabiliyorsunuz. Almak isteyenler ama pek mantıklı değil arkadaşlar. Şuna bakalım. Burada da fashion takasları var. Parça parça ama seti tamamlayabiliyorsunuz. Bazıları şans takasından düşer. İşte düşmeyeni burada takaslarsınız. Şu an 37 parça var bende. Buradaki bir set her hafta değişir. Yani her hafta bir yeni set koyarlar buraya. Bu hafta peri e, takasları olduğu için sıcak etkinlikte peri ile ilgili takaslar mevcut. Koruma ile ilgili takas da geliyor bu şekilde. Bu en fazla kasılan görev eşyasının sıcak etkinlik takası hepsi peri ile ilgili. Bunlar harcama ödeme ile ilgili. 500 tane sarı inciden asmanızı istiyor. Toplamda 500 tane. Bu ödeme etkinliği birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, işte 5. gün, 7. gün toplamda 12 gün ödeme yaptığınızda tamamını alıyorsunuz. Bu peri adası İki tane büyük peri kesmenizi istiyor. Bu gemi seferi 100 enerji bitirmenizi istiyor. Ben yapmamışım hatta. Bu peri turnuvası 10 defa peri turnuvası yapmanızı istiyor. Bu da her gün var bu etkinlik. Bu gökyüzü yolu etkinliği 800 enerji harcamanızı istiyor. 500 enerji veriyor zaten. 800'e ulaşmak için de bağlı elmas kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de şunu belirteyim. Burada bağlı elmaslar diğer oyunlardaki kadar değerli değil. Yani her şeyde harcama yapamıyorsunuz zaten. Bir de alacağınız eşyaya değmez vereceğiniz bağlı elmas. Çok aşırı fazla istiyor. Onun için böyle etkinliklerde falan kullanmaktan kaçınmamanızı tavsiye ederim. Görev eşyası daha değerli çünkü oyun açısından. Ben genelde bağlı elması işte baskınlarda falan kullanıyorum Ödüllendirme etkinliğinde kullanıyorum Burada binek kutusunu bağlı elmasla açamıyorsunuz zaten 8K istiyor ve gerçek elmas istiyor Dediğim gibi bağlı elmasın Pek bir değeri yok hatta şöyle göstereyim Bakın SS'lerini bile yapmadım ben. Şurada mesela alacağımız elmaslar hala var. Ama hiç uğraşmadım. Çünkü bal elmas o kadar değerli değil oyun için. Tabi yine de kasmak isteyene bir şey diyemem. Yüzeyi de yapmam ben mesela. Bal elmas aramam. Çünkü burada her etkinliğin içinde yüz elmas var. şöyle göstereyim. Mesela bakın. E, Peri Adası etkinliği demiştim. Bakın 100 bağlı elmas. Şunda var mı? Bunda yokmuş. 10 tane peri turnuvası yapıyorsunuz. 100 bağlı. İşte gökyüzü yolu yapıyorsunuz. 100, 100 enerji harcadığınızda 100 bağlı. Bu da laboratuvar yağmalamanızı istiyor. 3 kez. Yani e, dil olarak bilmiyorum arkadaşlar ezberlediğim için hani sayıdan kestiriyorum hangi etkinlik olduğunu yoksa Rusçam yok. Amfi arkadaşlar 15'el anfi atmanızı istiyor. Bakın bu kristal bu etkinlikte var. Bu birlik hazinesi etkinliği ya 3 defa birlik hazinesi aç diyor ya da 3 tane e, hazineye yardım et diyor. Her ikisinin de etkinliği var. Bu hangisi? Şu an kestiremedim. Bu da peri adası yine 5 tane küçük peri kesiyor. Yani bu etkinlik geldiğinde bu haftanın etkinliği her gün 2 tane büyük 5 tane küçük peri kesmenizi istiyor peri adasında. Bu büyük inci basma etkinliği 1.5K basmanızı istiyor. Bu 3K büyüme taşı basma etkinliği. Büyük büyüme de bassanız küçük büyüme taşı bassanız da alıyorsunuz bu etkinliği. Bu 500 tane kırmızı inci basma etkinliği. Bu peri ekipman aydınlatma yani altın su bastığınız etkinlik 250 tane. Bu peri ekipmanı yükseltme etkinliği. 5K küçük inci basma etkinliği Peri taşı birleştirme etkinliği 500 tane mavi inci basmanızı istiyor. Bu da peri ekipman geliştirme etkinliği. Bu da görev eşyalarının birbiriyle takası. Burada bir görev eşyasından daha bahsedeceğim. Şu. Her hafta 10 tane takas yapmanız gerek. Yani malzeme varsa. Şöyle anlatayım. Şu malzeme. Sabit bir malzeme. Günü, tarihi yok. Sürekli gelir. Binek etkinliğini yaptığınızda etkinliğin içinde kutular olur. Kutuları açtığınızda bundan düşer. Bunun normalde şans takası vardı. Bu görev eşyasının. Fakat şans takası kaldırıldı. Onun yerine e, bu etkinlik kondu işte az önce gösterdiğim kısımdan e, görev eşyası alıyorsunuz. Her hafta 10 tane takas yapabiliyorsunuz. O 10 taneyle de pardon. Şurada bu değil. Ha şu etkinlik. Buna benzer bir etkinlik gelir. Yani binek takası etkinliği. 10 tane ile bu etkinlik her geldiğinde bir binek alabilirsiniz. Şans takasını kaldırınca o şekilde değerlendirmeye almışlar arkadaşlar. Onu da belirteyim standart bir görev eşyası. Şu 7 günlük giriş etkinliği bakın burada da elması bol bol veriyorlar. Yani şurada kullanabilirsiniz diyeceğim ama dediğim gibi çok malzeme istiyor. Yani bir ruh füzyonunu almak için 55k Bağlı elmas istiyor arkadaşlar. Tabi biriktirip alan oyuncular olmuştu. Bazıları kristali biriktirip alıyor. İşte bazıları bu peri turnuvasından gelen parçalar hani 20k olunca birleştirip alıyorsunuz. O biraz uzun sürüyor. Ben birini öyle almıştım. Birinde kristalleri toplayarak almıştım. Şans takaslarını da gösterelim. Şu 7 günlük girişte verildi. Birer tane verdiler. O yüzden hepsini bastım. Farklı bir sıcak etkinlik takası da vardı sanırım da. Yani buradan ne düşürseniz işinize yarıyor. Bakın. 1K'lık ödüller de var. O sebeple hepsini buraya bastım. Yukarıdaki ödülleri de görüyorsunuz. Bu da standart. Bunu satıyorlar. Elmasla oynayan oyuncular için gelen bir etkinlik diyebilirim. Bazen normal oyuncular da karnavaldan elde edebiliyordu. Önceki videolarımın bir tanesinde göstermiştim. Bende vardı. Bunların tabi içeriği diğerlerine göre daha cazip. Şans takaslarını da yapalım video çekmişken. Bir de bunu ayrı video ile uğraşmayayım ben. Şundan Takaslayalım. Sizlerde görmüş olun. bakalım neler düşmüş 700 tane rafine 850 tane deniz kristali 750 tane mavi inci çekiç 510 tane kısmet taşı 550 tane kırmızı inci 600 tane fashion arıtma taşı ve tanrıça takası yaptığımız malzeme düşmüş 150 tane. Yani daha birçok şey düşmüştür de bunlar en önemlileri. Çünkü çantanın diğer kısmında iki malzemelerin üzerine eklenmiştir düşenler. Şundan da yapalım. binek düştü ama bende var mı bakın normalde bu ünvanlı binek ama burada ünvanı yok bir tane de fashion düşmüş fashion'ımız şu anda 65 level savaş gücü videosu isteyen arkadaşlarımız var. Ama şu andaki malzeme bana göre yeterli değil arkadaşlar. O sebeple savaş gücü videosu çekmiyorum. Hem Martine için söylüyorum bunu hem Rus serverı için sanırım aynı binekten bir tane daha düştü. Yeterli sanırım bu kadar takas daha pazar gününe kadar malzeme birikir yine takas yaparız. Bakalım şu fashion'ları kullanalım bir. 880 tane kısmet taşımız oldu. 1K Fashion arıtma 780 tane kırmızı inci 2K'nın üzerinde rafine taşı 1K mavi inci 2K deniz kristali 765 tane sarı inci yani bunlar önemli olanlar diye bunları saydım. Şu malzemeleri koruma ruhunun malzemelerini ee, kasmak zor değil. Bunları sıcak etkinlik takaslarında almayın. Yani bir süre sonra çöp olacak. Ee, sadece şu biraz zor kasılıyor. Yani diğerlerine göre zor kasılmıyor zaten de. Diğerlerine göre yani çöp olmuyor diyeyim. Diğerlerinden bol bol var depoda da vardır benim bir sürü. Kırmızı zevusu kasmak sarı zeyvusu kasmaktan daha zor kırmızı Zeus'u kasmak zor değil de sarı Zeus daha çok kasılıyor. Öyle söylersem daha doğru olur sanırım. Koruma ve koruma ruhu parçalarına sıcak etkinlik takası yapmayın. Şans takasından yeteri sayıda düşecek arkadaşlar. Bir eşyadan daha bahsedeyim size aklıma gelmişken. Yani koruma ruhu ve koruma malzemesinden kastım buydu. Mutluluk olayı da kolay. Titanın malzemesi. Bunları da kasmak çok basit. Bunlar çöp. Yani belki bir takas gelir diye bekliyoruz. Fulledik. Ha şu malzemeler arkadaşlar. Bunlar da oluyor normalde şans takasında. Şu ankilerde yok. Astroloji kağıtları bunlar. Onun dışında burada farklı bu Nemesis'in taşı. Farklı bir eşya. Şunda da Nemesis'in becerilerini geliştirdiğiniz malzemeler var. Bunu açmadım ben çünkü açınca çok çeşidi olduğu için bir sürü yer kaplayacak. Şunlar gizli silahın parçaları. Bartın oynayanlar bilir ama Legend'den gelenler Legend'e o sürümün tamamı gelmediği için bunları görmemişlerdir daha. Şu canavar kalbi bunu biliyorsunuzdur zaten. Yeni başlayan oyuncu çok olduğu için bilmedikleri hususlar vardır. Birçoğu hakkında video çekmişimdir. Mesela nasıl hızlı seviye kasılır yani level kasılır bununla ilgili XP videom var. Ona bakabilirsiniz. Onun dışında merak ettiğiniz şeyleri yorum bölümünde sorarsanız bir tane de soru cevap videosu çekerim. Anlamadığınız konular anlaşılır. Video biraz uzun oldu sanırım. Kusura bakmayın. Ben uzun video çekmeyi pek sevmem normalde. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.